Hafize <laughs> Üniversitesi'nin değerli mensupları, sevgili öğrencilerimiz ve değerli Bavubi TV izleyicileri, bugün sizlerle deprem sonrası ruh sağlığı temalı bir canlı yayın programı yapıyor olacağız. Bugün yine depremin konuşuyor olacağız. Çünkü depremin üzerinden bir ay geçmiş olmasına rağmen depremin etkileri hala devam ediyor. Değerli izleyicilerimiz, Ayrıca bir konu daha programımıza geçmeden önce sizlerle bir konuyu daha paylaşmak istiyorum. En değerlilerimiz, en kıymetlerimiz, annelerimiz, eşlerimiz, çocuklarımız kız çocuklarımız ve diğer tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Değerli izleyicilerimiz, hatırlarsanız ilk programımızda Boybu TV'deki ilk yapmış olduğumuz programda yine Profesör bir hocamız, psikolog bir hocamız, Hamit hocamız bize demişti ki depremin en kritik zamanı ilk iki ay demişti. O iki ayın biz bir ayını geride bıraktık. Sadece bir ayımız kaldı. Bakalım bu süreç içerisinde nelere kadar, neleri yaptık, hangileri süreci içerisinde devam ettik. Bakalım ne kadar ilerledik bunları görme fırsatımız olacak. Çünkü çok fazla zamanımız kalmadı. O yüzden de biz bir ay içerisinde, tam bir ayın dolduğu bugün de bu programı planladık. Sizlerle birlikte takdir edersiniz ki deprem üzerine yoğunlaşıyoruz. Ama kaçınılmaz çünkü dün itibariyle Kayseri'de bir deprem oldu. Hatta bir değil üç tane deprem oldu. 6 dakika içerisinde 3 ayrı deprem yani meydana geldi. Ve her birimiz gerçekten bu konuda artık iyice hassaslaştık, duyarlaştık. 6 Şubat tarihinden itibaren aklımız Güneydoğu'da evet ama bizler de psikolojik olarak artık sadece Güneydoğu değil, Farklı yerlerinde bu depremler meydana geldikçe oldukça duyarlaştık. Bugün ise bu konuları konuşmak üzere, bu konulara gerçekten psikolojik olarak bundan sonrası depremden sonraki süreçte nasıl, neler yapmalıyız, hangi sorulara cevap vermeliyiz, neler yapmamalıyız gibi durumları çözebilmek adına, öğrenebilmek adına üniversitemizin kıymetlerinden bir tanesini, üniversitemiz Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı Mediko-Sosyal Merkezinden uzman psikolog Evgin Müçoğulları ile birlikte sizlere bu programı hazırlıyor olacağız.

Hocamızla birlikte burada üniversitemizde görev yapıyor mediko sosyal biriminde. Hocamız burada aynı zamanda klinikte görev yapıyor ve e, hem öğrencilerimizin hem personelimizin hem de ihtiyaç duydan, duyulduğu zamanlarda diğer e, kişilerin ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Aslında depremden sonraki sürecin nasıl olması noktasında, depremden sonraki süreç nasıl işlemeli, insanlar nelere dikkat etmeli gibi soruları alabilmek adına üniversitemizin e, sağlık kültürü Spor Daire Başkanlığı'na bağlı mediko-sosyal merkezi var. Hocam da orada e, önemli görevler yapıyor. Ya, zannediyorum 8 yıl mı hocam? Ne 8 kadar oldu? Yıl. 8 yıldır orada görev yapıyor. Kendisine e, sizin merak ettiğiniz, bizim merak ettiğimiz, toplumca merak ettiğimiz, bize iyi gelmesini ümit ettiğimiz soruları soracağım. Kendisinden kıymetli bilgiler alacağız. Ve özellikle bu... Kritik olan iki ayın son bir ayını iyi değerlendirmeye çalışma, çalışalım hep birlikte istiyoruz değerli izleyicilerimiz. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. İzleyicilerimize kendinizi kısaca bir tanıtır mısınız lütfen? Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, uzman psikolog Evgin Miçoğulları. Ee, lisansım Bola Abantizat Baysal Üniversitesi 2005-2010 yılları arasında buradan aldım. Ee, yüksek lisansım yine aynı üniversitemizin e, yine genel psikoloji, yüksek lisans e, ana bilim dalında. E, doktoram da şu anda yine psikoloji doktorası tez dönemindeyim. E, yaklaşık aslında 2005 yılından beri Bolu'dayım. E, i̇şte bir e, 2010'a kadar lisans eğitimim için burada oldum. bir 4,5-5 yıllık bakanlık görevim söz konusuydu. E, Karabük Sosyal Hizmetler Merkezi'nin kurucu müdürüyüm ben. 2015'te tekrar üniversiteme geri döndüm. 2015'ten beri de bir fiil. Mediko-sosyal, sağlık, kültür, spor daire başkanlığına bağlı mediko-sosyal merkezinde görev yapmaktayım. Çeşitli derslere giriyorum zaten. Üniversitemde 2016 yılından beri de. E, tabii çok büyük bir afet yaşadık. 6 Şubat'ta sizlerin de söylediği gibi. Öncelikle... E, vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. E, yaralılara acil şifalar, e, yakınlarını kaybedenlere de orada bulunan bütün depremzede vatandaşlarımıza, yakınlarımıza da güç, sabır diliyorum. E, yani yüz afeti deniliyor. Evet. Yani bununla baş edebilecek bir mekanizmayı bizler henüz henüz diğer e, bugüne kadarki bilgi birikimlerimizle yorumlamaya çalışıyoruz. E, çünkü öncekilerin yetersiz kaldığını, yetersiz olacağını biliyoruz. Çünkü çok gerçekten büyük bir afet. Ama tabii en öncelikle burada yani artık evet afet oldu ve afetten sonraki süreç. Hocam da daha önce sosyal desteği anlatırken de değinmişti. Yani belli bir süre zarfında bazı e, önemli zaman, kritik dönemler, zamanlar var bizler açısından da önemli. E, bunları konuşacağız zaten bugün bunlarla ilgili ama ben de hem bu afet dolayısıyla önce ülkemize başsağlığı, sağlığı, geçmiş olsun diliyorum. Mesela bugün dediğiniz gibi özel bir gün Dünya Kadınlar Günü. Ne kadar buruk da olsa emekçi Dünya Kadınlar Günü. Başta annem, eşim ve bütün kaybettiğimiz kadınlar annelerimiz adına kutluyorum. Umarım bir daha böyle bir zaman daha böyle bir süreci konuşmayız. Daha güzel günlerde konuşuruz temennisiyle. Evet. Hocam kendinizi tanıtırken beklediğim bir şey vardı ben dilerseniz C izleyicilerimiz artık. Tabii ki buyursun. hocam aslında Hataylı, çocukluğu, geçmişi, e, gençliği diyelim Hatay'da geçti. He. Sonrasında ailesi ve yakınları oradaydı. Aslında bu durum onu biraz daha empati yapmaya yerini sağlıyor. Bizler için de hem hocamızı ağırlamak. Belki siz bize bir şeyler anlatıyorsunuz, iyi oluyoruz ama belki bizler de size iyi geleceğiz. Bu noktada biraz farklılık oldu evet. böyle bir program sizler için de. Evet. O yüzden size depremi çok iyi hisseden birisi olarak evet. ne yapılması gerekiyor? Çünkü bizi izleyenler arasında evet. oldukça fazla deprem zedeler var. Depremle Doğru. etkilenmiş insanlar var. Sadece öğrencilerimizin evet. yanında yani bizi izleyen yüzlerce, binlerce belki deprem zede olabilir. O yüzden onlar ne yapması lazım? O konulara biraz daha değineceğiz hocam. Müsaadenizle program akışında ben sorular aksettireceğim hocam. O soruların cevabı olarak da sizlerle bir sohbet tarzında konuşmamızı yapıyor, yapıyor, olacağız. Hocam deprem sonrası depremi yaşayan birçok kişi var. Onlar da ne tip belirtiler saptıyorsunuz? Şimdi şöyle de bunu e, öncelikle gruplandırmakta fayda var. Deprem birebir yaşayanlar. E, işte derecesine bağlı olarak kayıplar yaşayanlar için farklı bu durum tabii ki. Kendiyle ilgili herhangi bir sağlık sürecinde olan işte uzuv kayıpları yaşayan, engellik Durumuyla karşı karşıya kalanlar için farklı bir durum. Şu aşama için artık çünkü bir ay geçti biliyorsunuz. Evet. Ee, yakınları için başka bir durum. Ee, tabii bir de ikinci e, etkilenen grup, dolaylı grup var. Bizler oluyoruz. Ee, her ne kadar yakınları olsun ya da olmasın televizyondan ya da sosyal medyadan bir şekilde bunları duyup bunları izleyip görenler de e, yine bir şekilde e, olumsuz etkileniyorlar bu süreçte. Hepsi için tabii önerilerimiz ve yakın, yaklaşımlarımız farklı oluyor. Ama en nihayetinde en temelde şu anda depremzedelerle ilgili, ilgili, e, depremi yaşayan bireylerle ilgili neler yapılmalı. Tabii e, şimdi anormal bir durum yaşıyoruz. Ve bu anormal durumda tabii ki kişilerin vermiş olduğu birçok tepkinin aslında bugün konuşacağımız durumda da normal olduğunu göreceğiz. Mesela duygusal tepkiler açısından değerlendirdiğimizde elbette Muazzam bir korku yaşadılar ve bu korku aslında en öncelikli olarak onları hayatta tutunmaya, hayatta kalmaya sevk eden en önemli, en temel duygulardan bir tanesiydi. Ama bu zamana kadar e, bu kadar yüksek dozda bir korku yaşamadılar. E, tabii bu korkunun hemen normale dönmesi, normalleşmesi fizyolojik açıdan da, zihinsel açıdan da, ruhsal açıdan da çok mümkün değil. Öncelikli olarak ilk üç gün, afet sonrasında, deprem sonrasında ilk üç gün bu durumları, duyguları ee, çok yoğun yaşayabilir kişi. Neler olabilir? Depresif duygu durum belirtileri olabilir. Kişi kendini kötü hissedebilir, huzursuz hissedebilir, acıda hissedebilir, ağlamak isteyebilir. Davranışsal tepkiler açısından baktığımızda yemek yemek istemeyebilir, öz bakımını ihmal edebilir. Zihinsel açıdan nerede olduğunu, kim olduğunu zaman zaman, zaman kavramını bile kav kaybedebilecek düzeyde e, gelgitler, bilinç bulanıklığı yaşayabilir. Elbette bu ilk 3 gün için normal, hani anormal durumun normal tepkileri olarak kabul edilebilir. Ancak 3 günden sonra biz bunların biraz daha artık azalmasını, bazen bireysel farklılıklar açısından baktığımızda artada bildiğini görebiliyoruz. Yani 30 güne kadar, 1 aya kadar e, bu süreçlerin devam ettiğini de söyleyebiliriz. Buna biz akut stres e, tepkisi ya da akut stres bozukluğu di diyoruz literatürde de. Şu açıdan baktığımızda tabii e, bu belirtileri görmek hemen klinik anlamda bir şey düşündürmek ya da klinik müdahaleyi e, başlatmak için doğru bir müdahale değil ya da profesyonel desteğe başvurup hemen e, psikoterapi ya da buna benzer e, müdahalelerde bulunmak doğru değil. Bu kişi, bu sürecin bir süre, bu bir süreç ve bunun bir doğası var. Bu doğal e, akış içerisinde kişinin varsa kayıpları acısını yaşaması. Olan biteni algılaması, bütün çıplaklığıyla gerçekliğiyle yüzleşmesi gerekiyor. E, ona zaman tanımak gerekiyor. Ağlama, üzülme, işte sen hayattasın vesaire gibi telkinlerin aslında ne kadar yanlış ve yersiz olduğunu zamanla görebiliyorsunuz. Çünkü bu insanın, evet bu bir tünel. Yani tünelin sonunda bir ışık var. Elbette bitecek bu süreç. Ama e, birden koşarak buradan geçmesini bekleyemeyiz bireyleri koşarak geçtiklerinde emin olun tekrar dönmek zorunda kalacak. O yüzden bizim burada en temel gayemiz, hedefimiz yani psikolojik ilk yardım kavramında da şey öncelikli budur. Önce güvende mi? Temel ihtiyaçlarını sağlayabiliyor muyuz? Bütün bu belirtilere rağmen. Temel ihtiyaçlarını sağlayabiliyor muyuz? Yaşam alanı açısından kendini güvende hissedebilecek bir destek sistemi sağlamak gerekiyor. Yani işte akrabalarla, yakınlarıyla bir arada. Çünkü kişi davranışsal tepkiler içerisinde yalnız kalmak da isteyebilir. Kendini izole edebilir. Çünkü çok yoğun, farklı duygu ve düşünceler içerisindedir. Tek başına enkazdan kurtulup, bütün ailesini kaybeden bir birey için düşünün, suçluluk düşüncesi, duygusu içerisindedir. E, pişmanlıkları vardır. İşte düşünün akşam, hepimiz planlar yaparak aslında yatağa giriyoruz. Yarını, birkaç günü, birkaç haftayı, birkaç ayı planlayarak belki de. Ama uyuyorsunuz ve uyanamadan belki de ya da uyandığınızda bütün her şeyinizi kaybetmiş oluyorsunuz. Yani hayattaysanız evet biraz daha şanslısınız belki diğerlerine göre ama birçok anlamda da hem yakınlarınızı kaybetmek hem var ait o size ait olan her şeyi kaybetmek. Bütün bunlar da kolay şeyler değil. O yüzden siz insanların yaz sürecinde de e, bunu belki m, ileriki e, süreçte anlatacağım zaten. Yaz süreci olarak görüp doğal e, zaman tanıyabilmek çok önemli. Bu yüzden burada direkt evet psikolojik ilk yardım müdahaleleri çok önemli, güvende olabileceği, yaşamını idam ettirebilecek e, ihtiyaçların karşılanabileceği. Şimdi biliyorsunuz henüz daha yardım noktasında da hani e, çok büyük bir afet gerçekten 13 milyona yakın bir, e, bir insanımızı etkileyen. 11 ilimiz yani ülkemizin 7'de birlik bir alanına tekabül ediyor. Ee, i̇nsanların hemen normalleşebilmesini beklemek zaten en büyük yanlış. Normalleşmelerinden ziyade aslında var olan durumdan uzaklaşmalarını da sağlayamayız şu aşamada. 12 bine yakın artçı deprem söz konusu. Evet. Yani hani onlar ne kadar uyum sağlamaya çalışsa da gerçek hayatın gerçeği orada bir şeyler hatırlatıyor. O yüzden bunu acele etmeden sürece yayarak kendi doğalarında kendi var olan repertuar bilgilerinde bireysel farklılık dediğimiz şey de bu. Herkesin acısı kendince yaşanacak. Herkes bunu çok farklı yaşayacak. Buna saygı duyabilmek, imkan tanıyabilmek gerekiyor. Burada psikolojik ilk yardımdan sonraki süreçte depremzedelerden ziyade depremzedelerin yakınlarının aslında destek bir noktada biraz daha ön plana çıkıyor. Onlara nasıl yaklaşılması gerektiği, alan bırakılması gerektiği, e, bazı şeylere müsaade edilmesi gerektiği. Mesela bir örnek vereyim. Şimdi tabii ister istemez yakınları yaşayan kişiler için endişeleniyorlar. E çok kötü görüyorum. Yani hani zaten daha yeni bir süreç kötü olmaları son derece doğal, son derece normal. Tabii ki yani herhangi bir kronik hastalığı devam eden bir ruhsal e, sorunu önceden bir klinik tanısı yoksa, e, özel grup dediğimiz işte çocuk, yaşlı, engelli durumunda değilse, e, yani yetişkinin buna e, uyum sağlama kabiliyeti var zaten. Yani biz buna psikolojik dayanıklık ya da resilience, uyum diyoruz aslında. Tabii. Ama herkesin bu uyum süreci farklı olacak. O yüzden buna müsaade etmek lazım. İşte e, ya ben çok kötü görüyorum annemi. Hemen hani destek e, ihtiyacı ya da babamı çok kötü görüyorum işte e, abimi ya da yakınlarımı çok kötü hemen destek. Yani istekleri olmadığında kişilerin talebi dışında getirildiğinde de yani o kişiler niye geldiklerini de sorguluyorlar. Yani ne anlatacaklar ya da biz onlara nasıl yardımcı olacağız? Tekrar ne yaşadığınızı sormak o kadar büyük bir yanlış ki. Bir daha aynı travmaya maruz bırakıyorsunuz. Ha, kendi anlatmak isterse tabii ki. Yani, Sormam. Evet. Ya hocam şöyle bir arkadaşımızla karşılaştık uzun süre sonra. Ee, belki orada deprem bölgesinde oldular. Hmm. Onu görünce nasıldı? Nasıl oralar nasıl? Veya ne yaşadın sorusunu yöneltmeyelim onlara. Yani şimdi birebir yaşayan bir insana bunu etmek tekrardan vayı hatırlatmak gibi. Elbette görmemek büyük bir acı çünkü. Doğru değil. Sadece yani yanında olduğunu iletişim kurarak e, empati kurarak yanında olduğunu, süreç konusunda ne zaman konuşmak isterse, ne konuşmak isterse dinleyebileceğinizi, herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı sorusunu yöneltmek ya da bazen fiziki olarak hani yanınızdaysa bir omuzuna dokunmak, temas etmek ya da telefonda görüşüyorsanız elbette neler yaşandığını siz kadar biz bilemiyoruz ama hani benim yapabileceğim bir şey varsa ben buradayım senin için sizler için Demek yeterli olacak. Çünkü tekrar aynı şeyleri anlattırmak, tekrar aynı onlar istemedikleri zaman ya da hazır olmadıkları zaman e, bu bu süreci biraz daha zorlaştıracak. Tam hani e, kabuk bağlayan bir yara gibi düşünün. Evet. Her seferinde o e, yarayı kurcalamak ister istemez canlarını biraz daha yakıyordur. Anladım. anladım. Hocam peki bu süreç, yani bu birçok belirtiden bahsettiniz. Bunlar ne kadar süre daha devam edecek? Şimdi tabii. Bir dizi, duygusal belirtilerde dediğimiz gibi huzursuzluk, ajitasyon ortaya çıkabilir. İşte korku, endişe, kaygı yaşayacaklar. Umutsuzluk olacak. Gelecekle ilgili beklentileri noktasında hayal kırıklığı yaşayacaklar. Zihinsel tepkiler içerisinde dediğim gibi yani kendilerinden bile yaban kendilerine bile yabancılaşabilecekleri Farklı durumlar, ortamdan kopma, zamandan kopma gibi, bilinç bulanıklığı, dağınıklığı. Yani şöyle bir örnek vereyim, su içmek istiyor, su şişesi orada ama uzanmayı akıl edemeyebilir o anda, düşünemeyebilir. Ya da su şişesini alır, açması gerektiğini bilemeyebilir, unutabilir, bu şekilde içmeye çalışabilir. Bunlar gözlem neticesinde davranışa yansıyan şeyler olduğu için yakınların da bunları gözlemlemesi elbette onları tedirgin ediyor ama çok normal bu süreçte. Ee, tabii sosyal tepkiler var. Yani işlevsellikte bozulma dediğimiz, sosyal ilişkilerde iş, işe gidip gelme, işte eğitim hayatı, eğitimle ilgili biliyorsunuz özel e, önlemler alındı vesaire. Hem o bölge için hem ülke geneli için. Herkesin bu noktadan etkilenme düzey derecesi farklı oldu. Bütün bu kümelerde, fiziksel tepkilerde baş dönmesi, baş ağrısı her an her yer sallanıyormuş gibi sem sendromlara bile dönebiliyor uzun sürede. Düşünün yanlışlıkla oturduğunuz... Sandalyeye biri çarpıyor, titreşimle beraber deprem oluyor diye dışarı fırlayabilirsiniz. Ani tepkiler, ani davranışlar, öfke son derece kendine ya da başkalarına. Bir de tabii şimdi en temel burada belirtilerden şunu görebiliriz: Öfkede de güvenlik alanını ya da o konfor alanını kaybeden bir insan her zaman bu konfor alanı ile ilgili bir öfke duyar. Yani burada herkese bu noktada bunu yansıtmaya çalışır O zaman başka birisinin yanında da rahat edemeyeceklerdir. Yani kesinlikle, olsa bile. kesinlikle. Zaten en büyük yani bu, bunu Marmara depreminden sonra da e, insanlarımız deneyimledi ve bunları birçok şeyde paylaştıklarını da görüyoruz. Başkasının her ne kadar aile bireyleri bile olsa başkasının evine misafir olma, orada kalma, e, konfor alanından başka bir alan, mücbir, zorunlu sebeplerle taşınıyor olma. Yani çünkü bizler hep olay yerinde belki bir şeyleri yaşamaları gerektiğini daha doğal olduğunu düşünüyoruz. Yani orada bitirmesi gerektiğini ama bazıları evsiz kaldı, uzaklaşmak zorunda. Bazıları mücadele edemiyor, yakınlarından dolayı uzaklaşmak zorunda. Onlar için bu süreç biraz daha uzayacak. Biraz daha e, yani yayılacak, zamana yayılacak elbette. Tabi dediğim gibi süre konusunda da 3 günle 1 aya kadar hani Şiddet ve derecesi açısından normal değerlendirilebilir ama burada tabi dikkat edilmesi gereken şey şu. Kişinin kendine zarar verecek düzeyde herhangi bir durumun ortaya çıkması, başkasına zarar verebilecek düzeyde bir durumun ortaya çıkması, tedavisi süren bir hastalığı varken bunu aksatması, yaşam süreciyle ilgili ihtiyaçlarını karşılayamamada öz kendine ya da bakmakla yükümlü bireylere karşı e, herhangi bir sorun ortaya çıkarsa elbette e, yani burada artık beklemenin çok bir anlamı yok. Biz profesyonel desteğe yönlendirmek gerekiyor. Tamam. Ama bu e, şöyle bir oranlama yapabiliriz. Genellikle literatürde de bunlar, yani bu olayı yaşayanın yaşayanların yüzde ile yüzde 90'ını normal eski hayatlarına eskisi kadar olmasa da dönebilecekler. Herhangi bir psikopatoloji has, yani ruhsal e, hastalık belirtisi göstermeden. Yaklaşık %10 ile %15 kesiminden bahsediyoruz sonrası için. Sonra 3 aylık dönem başlıyor bizler için. O 3 ayda bu belirtilerin olabildiğince azalmasını ve kişinin yani belirtiler azalırken uyum mekanizmasının günlük hayata kaldığı yerden eskisi kadar olmasa da tabii ki uyum sağlamasını bekleriz. Şimdi tabi bu noktada bu 3 aylık aşamadan sonra da eğer hala devam ediyorsa artık travma sonra stres bozukluğu dediğimiz farklı bir klinik tabloya döner. O zaman da zaten artık profesyonel bir yardım öngörüyoruz. Şimdi tabi bu 3 aylık süre için şunu söylemekte fayda var. Yaz süreci devreye giriyor. Yani kişinin kaybetmiş olduğu yakınları da olsa e, kendiyle ilgili herhangi uzuvunu, bedensel bir yetisini de kaybetmiş olsa, e, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmasa bile, kendiyle itibar kaybı, mal kaybı, yaşam alanı ile ilgili her türlü kayıp da aslında biz bu yaz sürecini görebiliyoruz. Yaz genellikle şey olarak düşünülebilir, İlla birinin vefat etmesi sonrasında ortaya çıkan psikolojik uyum süreci gibi e, değil. Her türlü hani kişinin kayıp olarak değerli gördüğü bir şey de ortaya çıkabilir. Tabi burada bu süre içerisinde bazen uzaya da bilir tabi ki. İşte öncelikle evreler şeklinde konuşacak olursak önce şok evresi. Kişi önce ne olup bittiğini anlayamaz. Bir şoktadır. Yani hatta dediğimiz gibi o en e, konfüzyon yaşadığı, bilinç bulanıklığı yaşadığı, kendinden bile kendini bile kaybedebileceği aşama. Ee, ne olduğuyla ilgili hiçbir bilgi yok. Hiçbir e, algı yok o anda. Daha sonra inkara geçer. Bu aşamayı bitirdikten sonra inkara geçer. Yani ben bunu yaşamadım evet, diye. Evet, hiçbir şey olmamış gibi. Bu da aslında bir savunma mekanizması. Uyum çabasını gösteriyor aslında. Yani mekanizma devreye giriyor ama henüz zayıf. Bu inkar mekanizmasıyla kişi hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmeye çalışır. Hatta dışarıda onu gözlemleyen insanlar çok daha endişelenir nasıl yani hiçbir, şey olmamış, gibi hiçbir şey olmamış gibi yani burada bir sorun var hani kesin bir problem yaşıyor gibi daha sonra da bu evreler genellikle sıralı ilerler kişi inkar evresinden sonra pazarlık evresine girer pazarlık evresinde de artık uyumun biraz daha işler olduğunu görüyoruz tamam madem oldu ama böyle hani e, her seferinde yakınları ya da diğerleriyle bir şeyler kurarken çoğu zaman anlaşamalar anlaşma olmasa da e, sürekli bir pazarlık içerisindedir yani yapmış olduğu şeyle beraber e, kişi bu noktada sorun yaşayabilir e, işte kendiyle ilgili işte atıyorum bu süreç niye böyle oldu e, öfke duyabilir tabi bu arada yine öfke evresi var aslında e, çok öfkelenebilir neden ben niye ben bunu sorgulayacaktır ee, yani bundan dolayı hem kendine hem etrafa da e, bunu yansıtabilir. Pazarlıkta dediğim gibi artık uyuma yaklaştık. E, artık tamam madem öyle oldu ama böyle olsun gibi bir takım kendince yaşamında düzenlemelere girme adımına başlar ama daha sonra depresyon evresi dediğimiz artık hani tam böyle çöküntü gibi vurma dediğimiz tamamen gerçeklerle yüzleştiği. İşte artık uykusuzluk ya da işte iştahsızlık, duygu durum, çökün duygu durum, ajitasyonun da eşlik ettiği bir tablodan bahsediyoruz. En nihayetinde tabii bu aşamadan sonra da artık kabullenme evresi. Yani evet bütün o aşamalardan sonra bunun gerçek olduğunu, bunun artık hayatının bir parçası olduğunu, bundan sonraki sürecin nasıl olması gerektiği ile ilgili toparlanma sürecine başlar. Hatta en son tekrar çalışmalarda şu var, normalde 5 evrelidir bu anlatıyoruz evet. yaz süreci. İşte önce şok evresi, sonra inkar, daha sonra öfke, daha sonra pazarlık, e, depresyon e, ve işte kabullenme süreci. E, daha daha sonra da, pardon 6 evreli, daha sonra da şöyle bir tanımlama getirir kişisel büyümenin olduğu e, hayatta anlam bulma evresini geçirdiler. Birçok insan biliyorsunuz yaşadığımız her afetten sonra biz kendimize şöyle... ...bundan sonra böyle yapmayacağım. Ama çoğumuz maalesef 3 gün sonra her şeyi unutuyoruz, tekrar başa dönüyoruz. Ama bazıları da gerçekten hayatlarını daha anlamlı kılabilecek birçok kararlar alabiliyor. Mesela dediğiniz gibi ben de Hataylıyım. Birçok hani yakınlarımızı da kaybettik, akrabalarımızı, vatandaşlarımızı orada... Ee, konuştuğumuzda, görüştüğümüzde birçok insanın şu noktada şöyle kararlar aldığını görüyorum. Bundan sonra artık hani bir prefabrik ya da prefabrik konut yaptırma, küçük, güvenli, işte herhangi sade, farklı işte arabam şöyle olsun, evim böyle olsun evet. gibi çabaların ne kadar boş olduğunu defalarca mesela paylaşmak istedikleri için tabii ki paylaştılar. Bunları duyuyorsunuz. Gerçekten insanlar biraz daha artık var olan süreçten fiziksel olarak da hani e, ders çıkarmaya kendilerine daha hayatlarına yön vermeye çalışıyorlar. Hayat artık daha anlamlı kılabilecek, nelere takılmamaları gerektiğine günlük e, artık e, süreçlerde bazı şeylere takılınma, takılmamaları gerektiğini çok daha iyi e, ifade edebiliyorlar. E bizler için de bizler dolaylı olarak yaşayanlar için de aslında en büyük örnek bunlar olmalı. Bizler de bu konuda kendi hayatımızı tekrar düzenleyebilmeliyiz. Kendi önümüze bu noktada çok daha iyi bakabilmeliyiz. O yüzden e, tabii süreç olarak dediğim gibi yani bu aşamalardan sonra yaz sürecinde bireysel olarak hani farklılık gösterebileceğini, e, süresinin farklılık gösterebileceğini yalnız çok uzaması bizler için artık hani travmatik yaz e, olarak ifade ediliyor. E, burada artık bir müdahale gerektirdiğini söyleyebiliriz. Buna dikkat etmemiz lazım bu arada söylediklerimizin dışında. O zaman o evrede hocam hangi aşamasında sizlere başvurmalılar? Yani o depresyona girmeden ki aşamada başvurmaları lazım zannediyorum. Yok. O evrelerin hiçbirinde aslında hani uygun zaman sürecinde kişi bunları yaşarsa hiçbir sorun yok. Hmm, yani, yani depresyona girmesi tabii, normal. Tabii ki bu yasın bir süreci. Kendini kötü hissetmesi, sürecini sorgulaması kadar normal bir şey olamaz. O yüzden ona bu noktada müsaade etmek gerekiyor. Anladım. Daha sonra uzamış olması durumunda atıyorum 6 aydan sonra. Hani kişi 3 ayda da toparlanabilir, 6 ayda... Ama bazen bir yıl da sürebiliyor ama parçalı olabiliyor. Hani günlük hayatını da yaşıyor, işine de gidiyor vesaire ama duygularını daha farklı yaşayabiliyor. Tamam. Ama günlük hayatında yani işlevsellikte kayıp varsa, kendine zarar sürecinde herhangi bir eylem davranışı düşüncesi olursa, herhangi bir ihmali olursa kendine yakınlarına karşı, bakım vermekte yükümlü olduğu çocuk çocuk ebeveynleriyle ilgili büyük ebeveynleri bakmakla yükümlü olduğu bireylerle ilgili vesaire gibi durumlarda o zaman müdahaleyi daha uygun buluyoruz. Peki hocam biraz da. Daha... Çocuklara gelelim istiyorum. Hı -hı. Çocuklar konusunda onlar da çokça etkilendi. Ülke olarak, toplum olarak çocuklara biraz daha fazla önem veren bir milletiz bizler. Keza Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın açıklamaları var. Birçok kişi devletten giriyor, koruyucu aile olmak istiyor. Hı -hı. Orada kalanlara yönelik. O yüzden çocuklar bu süreci, onlar için hani kritik ay demiştik ya. Hı -hı. O hikaye çocuklar bir ayı geçti. Ama hala sürekli televizyonlarda, haberlerde ve özellikle bu sosyal medyada birçok yerde sürekli işte troller, deprem ile ilgili ardı ardına mesajlar insanlar da artık panik halini aldı. O çocuklar için ne yapmalıyız hocam bu durumda? Çünkü mesela okullarda görüyorum depremle ilgili son dönemlerde daha fazla bilinçlenildiğini ve eğitimler verilmeye başlandığını görüyorum. Artık önceden, önceden umursamadığımız bir şey olmaz dediğimiz şeylerin artık gerçekten gerekli olduğunu görüyorum. Ki bizim bundan mesela 5-6 sene öncesinde belki 15 sene öncesinde annem bizlere düdük koyardı. Çamların önüne her bir tarafa düdük koyardı. Biz Ankara Yaşadığımızda derdik kendi hani bunlara ne gerek var ama şimdi baktığımızda bunların ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Evet, şimdi evet. Bu çocukların için çocuklar özelinden biraz bahsediyorum çünkü her birimizin çocuğu var ve en çok bunların gelecek süreçte bir travma olsun istemiyoruz çünkü uykuya dalarken zorlanan çocuklarla karşılaşıyoruz şu an aktif gördüğümüz. Her birimiz gibi bizim gibi onların da daha fazla uyku sürecini zorlandığını bütün her şeyde hikayelerinde anlattıkları konuşmalarında depremi artık içine içine koyduklarını görüyoruz. Burada ki depremde yokmuş gibi davranmamayı davranmamamız gerektiğini öğrendik. Evet. Depremi onlardan bahsetmek istiyoruz. Evet. Orada özellikle ilk çocukluk döneminden itibaren hocam nasıl bir süreç işlemi ebeveynler veya yetişkinler çocuklara nasıl davranmalı? Yani çocuklar dediğimiz zaten özellikle gruplarımızdan evet. bir tanesi, en hassas gruplarımızdan bir tanesi. Elbette tabii bunu şöyle yine ayırt etmek lazım. Depremi yaşayan çocuklarla Hani e, medyadan ya da televizyondan ma maruz kalan çocuklar olarak, e, ikinci etkilenenler olarak değerlendirelim. E, şimdi deprem anında ya da deprem bölgesinde en öncelikli mesela psikososyal çadırlar kurulur. E, ruh sağlığı e, uzmanlarının görev aldığı ve en öncelikli grup çocuklardır orada. Çünkü e, en azından e, evet bir durum oldu. Onların bunu yaş dönemlerine göre tabii ilk çocukluk dediğimiz ama her dönemde bunu ifade etme e, fa, durumu farklı. Çünkü bilgisayar gelişimlerine, dil gelişimlerine bağlı olarak yaşadıkları daha önce böyle bir benzer durum var mı yok mu bunu bilmediğimiz için her çocuk kendi özelindedir ve bunu en iyi aslında ebeveynleri bilir. Ebeveynlerin bunu kendine açıklaması son derece önemli. E, ancak depremde... Yakınlarını, ebeveynlerini kaybeden bir çocuk için de en güven duyabileceği çadırlarda görev alan ve ilk anda temas kuran güven oluşturan insanlar üzeri, insanların bunu yaptığını görüyoruz. Şimdi deprem ülkemizin bir gerçeği. Bunu artık her seferinde yani yıllardır söyleniyor, yıllardır söylüyorlar aslında hepimiz belki de geç bunu şey yaptık ya da biliyoruz inkar ediyoruz belki de hani yüzleşmek belki biraz şey geliyor, zor geliyor. Ama deprem bu ülkenin bir gerçeği. Her ne kadar biz bireyler, yetişkin bireyler önlem açısından sorumluluğumuz varsa da çocukları yetiştirme konusunda da sorumluluğumuz var. O yüzden depremin ne olduğunu, deprem anında neler yapılması gerektiğini, hani aile eylem planları dediğimiz noktada, e, bu ailenin çok net bunları konuşabilmesi gerekiyor. Yani mesela biliyorsunuz yaşlarına uygun okul öncesi için genellikle biz bunların hikaye tarzı, masal evet. e, hikaye tarzı daha doğrusu e, şeylerle anlatılmasını, İşte bununla ilgili birçok şeyler var, metaforlar var. İşte karınca, işte vesaire falan hayvanlarla ilişkilendirerek işte e, yerin sallandığıyla ilgili e, hikayelerle onların anlayabileceği tarzda. E, bunun bir gerçek olduğunu, yani dışarıda, dış dünyada bir uyarıcı olduğunu bilmeleri gerekiyor ve bu uyarıcıya karşı verecekleri tepkileri öğretmemiz lazım okullarımızın şu an almış olduğu, göstermiş olduğu reflekste... her okul kendi bünyesinde kendi çocuk öğrencilerine bunu anlatmaya... başladı. Bu zaten her zaman olması gereken bir şey. Evet. O yüzden dediğim gibi bu tabi hani ikinci... maruz kalanlar için çok daha hani... E, diğer duruma göre daha kolay elbette. Çocukların anlayacağı dilde, gelişim... düzeylerine bağlı olarak... çok büyük sözler vermeden, ya baba işte deprem oluyor ama sen beni kurtarırsın değil mi? Yani... Biz önlemimizi alacağız. Çocuğa böyle tutamayacağımız sözler vermeyeceğiz. Ee, gerçekleri e, tabii ki tüm çıplaklığıyla değil anlayacağı yaş ve alabileceği kadar anlatmamız, paylaşmamız gerekiyor ki o da böyle bir durumda e, sorumluluk gösterebileceğini, bir küçük de olsa bir eylem e, sunabileceğini görmeli ve sahiplenmeli. Bu disiplinle büyümeli. Çünkü bugünün çocukları yarının yetişkinleri olacak. Hayatlarını da bu noktada düzenleyecek Elbette şu an dediğiniz gibi uyku sorunu yaşıyor olabilirler, korkuyor olabilirler. En ufak bir şeye nasıl tepki verebileceklerini ki bir dönem yani okul öncesi dönem bu noktada biraz daha hani anlamlandırma çağında ama ilkokul, ortaokul çocukları bunu çok daha net yaşıyor olabilir. Evet. Sarsıntıdan bile hiç yaşamadıkları bir şeyi sarsıntılan bile deneyimleyebilirler. Evet. Onlara bu noktada kendi dönemlerine dair bilgiler sunarak anlatmalıyız ama ben en çok yani deprem bölgesindeki çocuklar üzerinden de neler yapılabilir biraz oraya da değinmek istiyorum müsaade ederseniz dediğim gibi yani kayıpları varsa gördüğü manzara yaşadığı durum yani şimdi bir evden çıkabilmişler herhangi bir durum yok bunun korkusu başka ama göçük altından kurtarılan bir çocuk için bu durum başka. Evden çıktılar bütün her yer harabe buna sürekli maruz kalıyor çünkü alanda bölgede bunun durumu başka. Yani hepsini aslında e, duruma göre özelinde değerlendirip yaklaşmak gerekiyor ama biz şunu çok iyi biliyoruz. Gelişim dönemlerine uygun, anlayacağı dilde alabilecekleri kadar bilgiyle duygusal yakınlaşma ve en temelinde önce güveni sağlayarak tutamayacağımız sözler vermeyeceğiz. İşte bir kayıp mesela çocuklara kayıp nasıl söylenmeli? Hep bize sorulan bir hani soru. Yani yani öldü demek gerekiyor. Ölüm kavramını hani e, ne kadar bilip bilmediği de tabii önce sorgulanmalı ama yani işte gökyüzünde işte melek oldu, işte yolculuğa çıktı vesaire gibi durumlar çocuğu beklentiye sokuyor. Hmm. Çocuk beklentiye girdiğinde bu her zaman böyle ...devam edecek ve kabullenmesi emin olun uzun Son sürecek. Olacak. Çocuklar ritüellere katılmalı mı? E, dini ritüeller, mezarlara mezarlığa götürülmeli mi? Yani 4-5-6 yaştan sonra e, bunlar sağlanabilir, götürülebilir. E, yani o anlayacağı dilde bunu ifade edecek. Hatta daha küçük yaş içinde dediğim gibi hani bireysel farklılık barındırdığı için... ...hani çok genelde konuşmak istemiyorum. Her birey kendi özelinde çünkü... E, tabii anlatmak gerekiyor anlayacağı dilde, ritüellerine katılmalı. Özellikle hani artık somut işlemler döneminde yani 6-7 yaştan sonra bunu bu şekilde düzeltmiş olalım. E, ne olduğunu görmeli ki kabullenme süreci, çünkü hepsini kabullenme süreci başka. Yetişkinin başka yaz sürecinden geçiyor. Çocuk da kendince bir yaz süreci yaşayacak. Ona da müsaade etmek gerekiyor. Konuşmak istemeyebilir. Bazıları çok konuşur, her şeyi ifade etmek ister. Bazıları çok hareketli olur, hiçbir şey olmamış gibi. Bazıları içine kapanır, tepkisiz davranır. Bazıları çok uyur, bazıları uykusuz kalır. Bazıları normal devam eder. Bakın hep aynı yaş grubu ama farklı evet, tepkiler. Evet. O yüzden özelinde değerlendirip buna göre bir yol haritası, reçete yazmak, davranış reçetesi çok daha uygun olacak. Hı hı. Bir de hocam kendim gözlemlediğim bir şey, hafta sonu Ankara'daydım. Yani plaka aynı Hatay'da. 31 hmm. plakalı bir araçtı. Restoranda otururken yakınlarını gördüm. Yani orada yaşadıklarını değil e, yakınlarını gördüm. Yakınlarında e, hiç konuşmadıklarını takvi bir saat kadar oradaydık. Dört kişi oradalardı ama hiç konuşmadılar. Bu dikkatimi çekti hmm. benim. Sonra e, bir tane çocuk geldi. İyi ki dedim çocuklar var. Çocuklar onların biraz eğlendirdi. Biraz da olsa konuşmasını sağladı. Hmm. Depremden etkilenenlerin yakınlarına ne öneriyorsunuz hocam? Ya yani çok güzel bir örnek aslında evet. bu. Hani hiç konuşmak konuşma Konuşmak zorunda değiller. Yan yana olmaları, birbirlerinin o sosyal destek sistemi için hazır olmaları, o ağın varlığını göstermeleri yeter aslında. İsterse konuşur zaten. İsterse muhtemelen belki konuştular. Hani e, bazen e, yakınlar şu noktada yakınıyor hocam. Sürekli aynı şeyi konuşuyor ama. Yani işte kardeşini arıyor, aynı şeyleri söylüyor, ee, işte bizimle aynı şeyi söylüyor. Demek ki rahatlamaya çalışıyor. Müsaade edin, henüz daha bir sorun yok. O yüzden e, işte bazı tabii şeylerden uzak durmak gerekiyor. En başta da değinmiştim. İşte seni anlıyorum, üzülme, ağlama, dünyanın sonu değil. Ee, işte sen ölmedin, haline şükret vesaire gibi tepkiler bunlar çok kırıcı, incitici olabilir onlar açısından. Ya da hiç mesela yokmuş gibi davranma. Hani var, bir afet var, ölüm var, kayıp var. Sadece şunu söyleyebilmek gerekiyor. Ben durumunu anlıyorum. Hani e, görebiliyorum. İhtiyaç duyduğun zaman yanındayım. Ama ne kadar anladığınızı ifade etmeyin. Bakın hepimiz bir de farklı empati kurabiliyoruz. Evet birçok duyguyu empati yoluyla yaşıyoruz ama... ...yakını olanlar daha farklı empati kurar. İkinci duyanlar, maruz kalanlar daha farklı empati kurar. Hı hı. O yüzden hani derecesi yoğunluğu açısından da söylüyorum. Hani dediğim gibi yani bunlardan uzak kalmak, ihtiyaç duyduklarında ama erişebilecek alanda, o sosyal ağ içerisinde olmak, temel ihtiyaç noktasında yalnız bırakmamak, hem ihtiyaç noktasında ihtiyaçlarını temel yani yiyecek içecek açısından gözden yapmak gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi ihmal edebilir bunları. Daha farklı süreçler, kronik bir hastalığı vardır, beslenmesini ihmal eder vesaire gibi. Ya da kendine zarar verebilecek bir eylemi olur, yalnız bırakmamak gerekir. Ama yalnız bırakmamaktan kastımız şey değildir böyle. Hani sürekli yanında fiziki olarak elbette zaman zaman birlikte olacağız ama her ne yapıyorsa da böyle göz ucuyla da kontrol edebilmek anlık. Tıpkı küçük bir çocuk varmış gibi evde hep böyle gözetime ee, ihtiyacı varmış gibi. Özellikle bu riskli sayabileceğimiz gruplar için söylüyorum. Yani tabii diğerleri için de sadece varlığınızı hissettirmek, ihtiyaç duyduğu zaman da burada olduğunuzu göstermek yeterli olacak. Uh -huh. Elbette çocuklardan girdiniz. Hani çocuklar geldi, şey değişti, ortam değişti. Uh -huh. e, bu durumun da en aslında en temel mücadele yöntemi rutinlerimizdir. Rutinlerimize geri dönmek. Bakın yani olaydan sonra birçok insan, neler yapılabilir diye hakikaten çok büyük, muazzam bir insanüstü çaba gördük yardım konusunda. Hala da devam ediyor. herkes bir şeyler yapmak istiyor. Ama konu şey değil ki yani illa oraya gidip bir şey yapmak değil. Herkes elinden geldiğince yapabileceği konuda bir şeyler yapabilmeli, destek sunabilmeli. Bakın mesela siz bugün bu programın moderatörlüğünü yürütüyorsunuz. Bu da bir katkı. Ben bugün konuşmacıyım. Kendi alanımla ilgili bu da bir katkı. Herkes kendi alanıyla, kendi yapabilecekleri sınırlar içerisinde de yaptıklarıyla e, aslında iyi hissedebilmeli. Sadece maddi anlamda yardım göndereyim, fiziki olarak oraya gideyim vesaire değil. Kimisi konut, konut şeylerine, konutlarını açtılar, misafir ettiler. Kimisi kullanmadıkları konutları paylaştılar. Kimisi yerleştirilen depremzedelere eşyalarını paylaştılar. Yani bu çok muazzam bir şey. Yeter ki o insanlar da artık hani e, elbette hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yani bunu biliyoruz. E, bizler keşke üstünde dönebilsek. Yani toparlandıktan sonra o dedi ki hayatta anlam arama kısmıyla devam edebilse insan belki çok daha e, anlamlı bir hayat sürecek bundan sonra ama yani o temeli sağlayana kadar da rutinlere döneceğiz. Yani işte Ev işi olabilir bu. Evdeler çünkü çoğu zaman. İşte bir şeyler okuyup yazma olabilir. Sevdikleri şeyler nelerse yapabildikleri, bunları yapmak ya da sayısını arttırmak. Bir araya gelmek, işte akraba, arkadaş, dostluk dedim ya konuşmak zorunda değilsin. Zaten zorlamayın da, zorlanmayın da. Sadece orada olun yeter. Bunlarla zaten bizler işimize döndük. Bakın, hem işimizi yaptık, hem elimizden gelen yapabileceklerimizle ilgili buradan bazı ekiplere de üyeyiz biz ee, orada görev alabildik yani daha doğrusu şöyle fiziki olarak olmasak da kendi bilgi birikimimizle orada görev aldık. Ben daha önce Van depreminde de görev aldım 2011'de 16 gün Van'da görev aldım koordinasyon merkezinde. Şimdi o yüzden hani insanlar da bu noktada yapabildikleriyle de. Biraz olsun kendilerini iyi hissedebilmeliler. Evet. Yani bu da bizim zaten normale dönmemizi, normalleşmemizi, kendi en azından normal düzeyimize dönmemizi sağlayacaktır. Depremzedeler ya da yakınları için de kesinlikle bakın tekrar altını çiziyorum, rutinlerimize dönmek, çocuk mu bakıyoruz, çocuklarla mı ilgileniyoruz, çocuklarla ev işimi mi yapıyoruz, ev işi, gidebilecek bir işimiz var mı? Her ne kadar verimli oluyoruz olmuyoruz, gidebilmek... Çocuklar şu an eğitim sürecine mi dahil oldular? Hani 11 ilden ayrılan çocuklarımız için. Onların kesinlikle yani sekteye uğramaması. Çünkü çocuklar daha çok etkileniyor. Rutinlerini bozmamak lazım onların da. O yüzden bu şekilde ve biraz zamanla. Dedim ya en başta bir şey, hani tünel bu. Yani birden koşup geçmek sağlıklı değil. Elbette bitecek, ışığı görüyoruz. Süreci doğasıyla yaşayabilmek bir daha hani geri dönüşü olmayacak şekilde sağlam yaşayabilmek önemli. Çünkü uzadığında daha sonra bunları yaşamak çok daha büyük sorunları da beraberinde getirecek. Hocam çok güzel bilgiler verdiniz. Teşekkür ediyorum. Sizi dinledikçe daha rahatladık. Yaptığım, yapmış olduğumuz yanlışları, yapmamamız gerekenleri, neler yapmamız gerektiğini hem bizler hem depremzedeler olarak eminim ki çok etkili olmuştur. Eklemek istediğin son bir şey varsa hocam programımızın sonuna geldik. Onları alalım, programı kapatalım. Yani ben şöyle elbette biz mediko sosyal merkezi olarak da şunu söylemek isterim. Biz öğrenci ve personel üniversitemizin özellikle birimiyiz. Yani. Öğrenci ve personele bu noktada hem e, sağlık hizmeti hem ruh sağlığı hizmeti sunuyoruz. E, bu noktada ihtiyaç duyan kişiler için de e, zaten her zaman kapımız açık. E, bize başvurabilirler. Bunun altını çiziyorum. Hocam o size başvuruyu nasıl yapıyorlar? Orayı biraz detaylandıralım. Tabii Hangi ki. yöntemle başvurabilirsiniz? Tabii. ki. Yani şimdi normalde e, yüz yüze eğitim sisteminde de e, şu an online'da da biz başvuruları mail üzerinden alıyoruz. Evet. Ee, Bayıb-ı Mediko, Et ibu Edu TR üzerinden başvuru yaptıklarında hemen başvurular değerlendirilip en uygun tarih ve zamana randevu oluşturulup kişilere gönderdikleri e-posta üzerinden dönüş sağlanıyor. Randevu oluşturuyorsunuz, davet evet. ediyorsunuz onları. Tabii ki. Ee, şu an online'a geçtiğimiz için de evet. e, randevu ile beraber link de paylaşıyoruz. Görüşme yapıyoruz. Tabii ki online. Gelebilecek olan fiziki... Burada olan gelebilecek olanlarla da fizik, yani yüz yüze görüşmelere de devam ediyoruz. Çok güzel. Hem personel için Aha. geçerli hem de, hem de öğrencilerimiz geçerli. için geçerli. Öğrencilerimiz de şu anda yakınlarından dolayı hani etkilendiklerini biliyoruz. İlk zamanlar telefonla da destek sağladık. Deprem bölgesindeki birkaç öğrencimizle görüştük. Talepleri oldu. Bizler de onlara bu noktada yardımcı olmaya çalıştık. Uzakta olup da hani yine öğrencilerimiz için söylüyorum aile bireyleriyle ilgili bilmek istedikleri onlara yaklaşım kendilerinde bir sorun olmasa dahi ya da çevrelerindeki durumla ilgili bir destek söz konusuysa tabii ki yine dediğim gibi başvurmaları koşulunda ...onlara da hizmet verebiliriz. Çok teşekkür ederim hocam. Ben yani çok teşekkür ediyorum. Zaten sonra muhtemelen tanışanlarınız artacaktır. Güzel söylemleriniz için tekrardan teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, deprem sonrası ruh sağlığı temalı... ...canlı yayımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Uzman psikolog Evgeni Miçoğulları bugün bizleydi. Değerli görüşlerini, depremden sonraki ruh sağlığımızı düzeltmemiz için nelere dikkat etmemizi, neleri yapmamamız gerektiğini, neleri yapmamamız gerektiğini bize bütün detaylarıyla anlatmaya çalıştı süremiz ölçüsünde. Tekrardan ona teşekkür ediyorum. Geldiği için, zahmet verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bir programın daha sonuna geldik. İletişim Fakültesi stüdyolarında hazırlamış olunan bu programa ben Doktor Öğretim Üyesi Ertuğrul Düzgün olarak her birinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.